Hepinize selam dostlar. Hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Farmers Life kaldığımız yerden devam ediyoruz. Epeydir de oynayamadım. Onun için kusura bakmayın ama artık geri döndüm. Umarım oyun takılmıyordur. Çünkü yine ekrandan yakalama şeklinde yakalıyorum. Böylece en son olduğu şeklinde takılmıyordu herhalde. Öyle diyordunuz yorumlarda. Bir de şu çorba kısmını söylemişsiniz. Yorgunluğum birazcık var. Kahvem var mı? Bakayım. Kahve herhalde o. Aynen. Yorgunluğum çok fazla yoksa ben bir çorba yapacağım. Çorba konusunda yardımcı olmuşsunuz ama şöyle üstüne tıklayarak pişir kısmında soba kapağı önce bir şöyle ateşi yakayım. Çorba epey uzun sürüyordu. Böyle yaptıktan sonra ama şu an üstüne tıklayıp açamıyorum herhalde. Hayda, soğanla şeyim yokmuş ki. Kavanoz mu? Nasıl kavanozum yok ya? Nasıl olabilir ya? Nerede çorbam, nerede benim? Şu çorbaları içeyim, kavanoz bitsin. Şey, kavanoz gelsin bana. 3 tane kavanoz gidiyormuş. Karnım tok ama. Neyse, yatalım. Ateş problemi değil zaten. Uyu. Kaç saat uyu? 5.30 olsun saat. Yine acıkırım, yine çorba içerim. Bir tane içtim, 2 tane daha içmem lazım herhalde kavanoz için. Ondan sonra daha rahatım. 7, 8, 9 saat. Ne? Uf, 10 saat mi uyudum? Çok uyudum ya. Ha, bu kadar uyulmaz. Olmaz. Mecbur bir tane daha tüketeceğim. 3 tane lazım ama hızlıca tabii. Ah. Lan öldün sandım. Bir de ineği sağmama durumumuz. Onu da açıklamışsınız. Genelde doğum yaptıktan sonra inekler laktozsuz süt veriyormuş. Onu da zaten kendi yavrusunu emzirmek için veriyormuş. Onun dolayı süt alamıyormuşuz. Artık bekleyeceğiz. Buzağı büyüsün diye. Ondan sonra herhalde süt de alabileceğiz. Hava epey soğuk. Bunun bir sıçıp gitmiş gibi görünüyor buralarda. Ekim yapamıyoruz. Tohumumuz vesairemiz hazır. Bu arpa ekimini şey demiştiniz yorum olarak. Yani ortaya bakarak da böyle birazcık daha aşağı doğru bakarak serptiğin zaman artık sonrası da toprağı işleyip işlemediğin görmüş olabilirsin. O şekilde kontrol edebilirsin demişler. Yorumlarda gördüm onu da. Artık bakalım. İnşallah öyledir. Buraya çim lazım. Benim çim... Gerçi bütün çimler sattım. Yok, 4 tane varmış. Şunu da alabilirim üstüne. Artık hangisini yersen. Amaç aç kalmasın hayvanlar. Aynen, bunu da yiyormuş. Bundan da bulursun. Aa, sadece bir tanesini koyabilirim. Keşke çeşit çeşit koyabilsem, daha güzel olurdu. Bunu da fullleyelim. Tamam. Sizin yemler var değil mi? 2 tane varmış. Zaten bende fazla yok. Şu ışığı da yanımda gezdirmem lazım, biliyorum. Ama görünüyor bana diye size de gözüküyor sanıyorum. Sanırsam her zaman öyle olmuyor. Şimdi tavukların yemi burada. Bunları böyle koyalım. Tavukların yemlerini de fullleyelim. Yumurtaları da toplayayım. Epeydir yumurta toplamıyormuşum gibi bir his var içimde. 4-4-8 tane yeter herhalde. 2 tane yemliğim var değil mi? Tavuklar için. Uyanın no! Saat kaç oldu? Hala yatıyorsunuz. 3 alıyormuş. Buraya 1 aldı. 2 bile almadı. Bir tane daha yemlik olsa. Aa, yumurtalar nerede lan? En son yumurtaları ben toplamışım galiba. Yumurta falan yok. Sırf şu anda soğan meselesi için bekliyoruz ya. Soğanım da hiç yokmuş ki. Ben aldım sanıyordum ama alamamışım demek ki. Su içelim. Bulunsun. Suya tok olum en azından. Saat 7.30. Açmışlardır artık ya. Gidelim. Bu arada şeyleri de öğrendim gibi geliyor. Bu ışık kalsın. Dur, onu göstereceğim. Ya bu arabalar malzeme taşıyamayacaksak ne işimize yarar falan diyordum ya hep. Ver 6'da 6, 120. Uf, hepsini de almak istemem ama evde bulunsun diye alıyorum ama yani her defasında pişman oluyorum senin malzeme almanın ya. Çok pahalı abi. Tereyağı almak her zaman daha karlıydı. Yumurta satılacağımı getirip tereyağım vardı en son hatırladığım kadarıyla. Sütü ben keşke sağabilsem de. Böyle tereyağın tamamını alayım. Başka da malzeme yok galiba. Ama mava gidersem belki artık getiririm.
Hadi bakalım. Kavanozum da var. Daha fazla almayacağım. Gidiyorum. Uyandınız mı lan? Karnı tok değil mi? Heveslisin. Hadi buzağı sen de büyü be. Süt alalım anneden. Suyumuz yetiyor diye düşünüyorum. Şimdi pişirme yerine geliyoruz. Tavuk çorbası diyoruz. Şöyle kapağını açıyoruz diyeceğim. Açamıyorum şu an kapağı. O şekilde açıyormuşum. Allah senin. Üç tane açabiliyorum. Su getiririm. Su problem değil. Getiririm. Yeter ki malzeme harap olmasın. Şimdi bu lezzetli olacak mı? Bir tane açtığımda. Bir tane tıklaman yetiyor gibi bir şey demiştiniz ama. Ben ne olur ne olmaz 1 ve 3'ün arası 2 deyip ortayı seçtim. Ne yapsam? Şunu şöyle koy. Şimdi bir tane daha açtım. İnşallah lezzetlisi olur. Üzerinde de yazmıyor lezzetli veya değil. Malzeme gidecek en kötü. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Tavuk çorbası. Ha, ikinciyi açınca daha hızlı pişiriyor bak. Bir tane daha tavuk çorbası, su ve kavanoz. Bir tane daha yaparım. Problem değil. İki kavanoz, üç kavanoz. Çabuk. Bütün bu hepsi de amaçtı. Amacı kavanoz boşaltmaktı, idare et. Diğerine de bir yapacağım. Hızlı pişen çorba iyi değildir aslında. Şimdi... Bunda da bir olsun. Hadi bakayım. Ziyan olmaz tavuk çorbası sonuçta. Bakalım birinde iki yaptım, birinde bir açtım. Hangisi daha lezzetli olur? Belki ikisi de lezzetli olacak yani açtıktan sonra her türlü oluyordur. Yumurtaları kaçırdık sanırsam. Bu yedek olarak dursun. Bir saniye. Yine de 1,5 dakika. Kova burada kalsın. Tereyağını buraya koyalım. Malzemeleri de buraya koyalım. Başka? Yumurta var mı bugün? Sabah kontrol ettim ama. Sabah yoksa yoktur. Artık yarın bekleyeceğiz. Tavuklar aç da değil. Yeni tavuklu almak mantıklı mı bilemiyorum. Sonuçta bir yumurtanın da toplama kapasitesi var. Diğer görevlere bakalım. Yulaf yetiştirme daha yapacağız. Bunu halledeceğiz. İneği sağacağız. Diğer inekler alabiliriz belki de. Ne bileyim silah alıp ava gidebiliriz yeni inek almak için. Bir de ineği takip et dedikten sonra ışınlarsak direkt o ara hayvan da bizimle beraber geliyormuş. Onu da yine sizden öğrendim. Teşekkür ediyorum bu bilgiler için. İnşallah lezzetlidir. Tabi bu çorbayı götürdükten sonra yeni bir görev daha alabileceğim. Tavuk çorbası. Düz gibi bu. Lezzetli değil sanki. Her derde deva. İki göz açınca düz oldu. Bilmiyorum artık. Kadına götürdüğümde mi lezzetli olacak artık? Ne üflüyorum be kulağıma. Şu an 570 param var ya. Bir inek daha 2500. Aslında gitsem gider mi? Gitsem giderim. Ne oldu canım? Bir tane daha doğuracağım demedi. Oo, dörtlü. Dörtlü aşama. Bundan sonra denersem 3'ü de denemem. Direkt 4'ü denerim muhtemelen. Hızlı olan versiyon. Vay be. Ateşi harlıyorsun bildiğin. Hatta hepsinde açık kalsın mı full?
Bütün her şey çabuk pişecek demek oluyor bu da. Bunda artık geç kaldı da. Yani yine olmazsa mecbur tekrardan yapacağım. Bir de biz tavuğu yanlış kesiyormuşuz galiba. Tavuğu baltayla odun kesmeyende de kesebiliyormuşuz. Lezzetli. Aha. Oldu lan. İki de oldu. Allah'a süper oldu. Hadi gidiyorum. Gidelim. Ah, gözüm kaşınıyor biraz. Kızarmazsa iyidir. Ablam getirdim. Anla. Yemek yapmak kolay. O kadar da kolay olmadı ama. Neyse bir sonraki yardım isteyelim. Kimse Henry'i sevmiyor. Bu beceriksizi her gördüğümde içinde bir şey kaynıyor ama ben onunla baş edemeyecek kadar küçüğüm ve ondan korkuyorum. Eğer birisi onun o kadar güçlü göründüğü kadar güçlü olmadığını ona gösterse bu beni çok mutlu eder. En kolay görev herhalde. Sen de sağlam bir adamsın. O hurdaları toplarken kas yaptın. Kaşla göz arasında. Tamam. Hemen döveyim. Gel lan buraya Henry. Sen ne herkese karışıyorsun? Gel. Hadi bağır. Ben niye sürekli space'teydim? Ne oldu lan Henry? Vur lan hadi. Yiyorsa vur. Bir daha. Ah. İkinciye yorgun düşüyorum. Birazcık daha güç toplayayım. Gözüm çok pis kaşınmaya başladı şu anda. Ah. Hadi be Henry düş artık. Sonunda ya. O kadar da korkunç değil. Henry'i yendiğini söyleyince Anna kesinlikle sevinecektir. Tamam yendim. Henry bu herhalde değil mi? Henry sen misin o? Lan pardon Henry. Henry K. Dedim Henry'nin üstüne çorba ne gezer. He? Aa ne çabuk uyandın lan. Aa hızlıca soydun soyamadın kalkıyormuş. Gördün mü nasıl dövdüm ama. Ya bitti bunun görevi de bitti. Aa ne kadar çabuk bitti senin görevler. Ah yaban mersin püresi tarifi verdi bana. Ay gözüm. Herhalde görev olarak verdi onu da. Yine kaldık yulaflı inek kısmında. Başka görevim de kalmadı. Şimdi Henry'i görev olarak dövdükten sonra görev olmaz mı diyecektim. Yardım edebilir miyim? Aha sağlam içici. Sen bana yardım edemezsin. Kimse edemez. Ama kafayı iyi bulmuş iki adamın geçinmeyi başarıp başarmadığını kontrol edebiliriz. Adam gibi iç ve sonra gel. Konuşalım. En azından deneyelim. Eğer başarırsan sana bazen uyuduğum sığınaklardan birinin nerede olduğunu söylerim. Ben biliyorum zaten. Zaten biliyorum. Sağlam içici. Sağlam içip mi geleceğim şimdi? Benim üzerimde çok alkol yok. Satın alayım desem kaç tane içmemi istiyor acaba? Şunun ikisini alsam. Bu boş şişe. Birayı da alsam biranın da tanesini 40'tan satıyorsun ablam sen de var ya 3 kağıtçısın yemin ediyorum ya. Tam bir 3 kağıtçısın. İçiyorum. Tam istediği gibi içemedim galiba. Sağlam iç diyor. Şimdi oldu mu? Yine olmadı. Ha, adam gibi içtim şu anda. başka bir görev? Arayacağım bir şey. Başka bir şey yok mu?
Herhalde haritada sığınakların yerini verdi bana. Zaten bildiğim sığınaklar. Burada da ayı varmış. Buradaki sığınak eskiden işaretli değilse de zaten ben üçüne de gittim. Üçünü de buldum. Yani şunu en son kendim gitmiştim diye hatırlıyorum ama bir şey yoktu içinde. Tüh. Al bira hediye edeyim sana. Başka biram yok. Sürekli benden dayak yedi. Bunun görevi de bitti. Çok çabuk bitti ya görevler. İneği sağacağız ve yulaf görevim var. Başka da bir şey kalmadı şu anda. Tüh. Bu oyunda yavaştan sonuna mı geliyoruz yoksa? Şu ablamın birkaç görevi var. Sonra full boşaltma görevim var. Aslında aracım varken, arabam da varken bütün loot'u alıp, avı alıp herhalde para kazanmayı deneyebilirim. Aa, ben niye evime gelmedim ki abi? Ben evime gidecektim ya. Yanlış yere geldim. Saat de akşam 18 olmuş. Artık yarın çıkacağız herhalde. Yarın full bu işleri ayırabilirim. Yanıma yakıt alayım bolca. Şunu bir kenara itelim. Buna gerek yok. Bir test edeyim. Eğer bu bağlanıyorsa traktörü mükemmel olur. Bu bağlanmıyorsa atla gidebilirim. Gel bakalım. Ya da sen böyle kalsan, ben traktör getirsem. Önce biraz yakıt mı almalısın? Ne alaka? Yakıtla onun ne alakası var abi? Ha, oldu mu şu an bu? Tamam, oldu oldu. Okey, buna yakıtı koyacağım. Bunun üstüne geliyorsun abi. Bunun mantığı şu şekildeyim. Ulan space de yapamıyorum da neyse. Şöyle çıkarıyorsun. Sonra bunun üstüne oturtuyorsun. Yani hayvanlar falan da o şekilde yapacağız herhalde. Ben şimdi üstümdeki her malzemeyi koyayım. Benim çorbaları da duruyormuş. Hatta bir tanesini içeyim. O susuzluk da gidiyor. Mis gibi ya. İki çorba alsam tüm günümü götürür benim. Lezzetli çorba. Beşini de bırak. İki çorba yeter. İki tane de boş kavanozumuz var. Işık alabilirim. Aslında şu gece boyu çalışacaksam enerjim de var. Şu an gidebilirim ya. Yakıt alsam, silahım alsam, mermilerimi alsam, yani hayvan falan denk gelirse diye. Benim silahım öbür tarafta mı acaba? Mermiler burada mı? Silah yok. Galiba öyle. Silah burada. Dağda mermiye ihtiyaç var mı? Neyse hadi koyayım. Ne olur ne olmaz o. Yakıt, yakıtı neyse 22 litre yeter. Bence yeterli olur. Hadi bak. Oo, gündüz gibi. Ama yükle beraber, ha vitesten dolayı gerçi. Yavaş gidiyorum diyecektim. Bizim buzağı mı o? Lan ne işin var burada? Geyik sandım vuracaktım ya. Kaybol içeri git. Şöyle 4-5 tane hayvan vurup gelirsem bir gecede direkt yarın bir tane daha inek alıp onu sağmaya başlarım. Bizim buzağda zaten muhtemelen bu kış sezon sonrası büyümüş olur diye düşünüyorum. Hadi tahmin ediyorum en azından. Ay gördüm. Of, headshot'la vurunca 4 tane mermide kafasını indirdim direkt. Tam da hayal kırıklığına uğruyordum. Diyordum ki abi kış olduğu için mi hiç ayı yok acaba? Ama ayı varmış. Şey hayvan yok diyordum. Varmış. Tekrardan selamlar. Ben kaydı durdurdum. Tekrardan geldim. Bu esnada gözüm geçer dediğim o gözüm. Belki an beyan şiştiğini gördüğünüz videoda ama düzelmedi. Daha da kötüleşti. Bayağı kötüleşti. Hatta hayatımda ilk defa bu kadar gözüm şişti.
İnanılmaz bir şey oldu. Gözümü açamaz oldum. Hastaneye gittim eşimin yanına hemen. Eşim hastanede çalıştığı için sağ olsun hemencik ilgilendiler, ettiler. Orada şu an belirsiz ama doktorlar da bilmiyor ne olduğunu. İşte şey de olabilir diyorlar. İltihap da olabilir diyorlar. Bilmediğimiz bir şey ısırmış da olabilir diyorlar. Üçüncü seçenek de alerji de olabilir diyorlar. Her şeye benziyormuş bu şişlik. O yüzden doktorlar da kararsız. MR çekecekler yarın artık. Öyle durumlar ama ben size yine videoyu tamamlayayım. Eve geldim şimdi. Videoyu bitireyim. Açık kaldı bilgisayar. Yarım gündür oyunda açık duruyor böyle. Salak salak benim kahvelerim değil mi bu? Uyumadım. Dün gece avlandı komple. Haydi enerji vermiyor ki bu. Ben enerji verir dedim ama enerji vermedi. Ne alaka? Kahve neden enerji vermiyor abi? Çok saçma. 3 saat uyusam enerjim ne olur ki? Bilemiyorum ama epey hayvan avladım. Epey hayvan avladım yani öyle söyleyeyim size. Biraz hayvanlar toplamaya gideceğim. Aynı anda yine hayvan da vurmaya devam edebiliriz denk geldikçe tabii. Çorbaların tamam bitmiş mi? Ne yapmışım ya? Bunu da bırakalım. Son bir tane çorbam kalmış. Bunu da böyle tüketelim. Haşlanmış kahve. Kahve enerji vermesi gerekiyordu. Niye vermiyor ya? Allah Allah. Ben enerji veriyor diye sevine sevine kahve alıyorum. Yazık günah. Üzdü. Bayağı bir uykusu var karakterin. Gün bitmeden olabildiğince birkaç hayvanı atmaya çalışayım aracın arka tarafına. Satalım. Yani saymadım hayvan sayısını. Bir gözle vurmaya devam ediyordum sürekli olarak ama ortalamada bir ayı, iki tane yaban domuzu ve yanılmıyorsam iki tane geyik vurmuş olmam lazım. Cesetleri sağda solda. Birazcık karışık. Artık bulduklarımı atacağım. Bulamadıklarım da hayırlı olsun. Sonra bulursak kısmet. Aha, tam headshot hayvan. Tam headshot vuruyor bak. Ya abicim şunun headshot aim'i niye böyle be? Son dakika bir headshot attım ve düştü lan. Helal be. Helal be bana. Aim'in bazen işe yarıyor. Kafasını eğim alıyoruz, tutturamıyoruz. Bazen iki tane var ve ilkini de vuramadım galiba. İkisi de gitti. Bayağı bir hayvan var. Akşamları azalıyormuş ama onu söyleyeyim. Direkt düştü. Ay avcılık çok güzel ya, bilmiyorum. Çok amatör. Fizikler vesaire, avcılık fizikler ama keyif veriyor. Kaçıp da nereye gideceksin sanki ha? 28 diyor, ben bunu da alırım. 48 olur. Amanım dur be hocam ya. Daha yeni başladık. Aha hayvan. Lan hayvan değil mi? Hayvana benzettim ben bunu. Bunların hepsini artık yarın götürüp satacağım muhtemelen. Vurup vurup bir yere atsam aslında. Dur ya. Şu taşın yanına atayım ben bunları. En azından aynı yerden toplarım. Üst üste sandviç oldu. Bu gece kararlıyım. Bu gece firarlıyım. Öyle bir şarkı taktı ağzıma. Bir gün benim mimmiş o da. Hadi be, yakında varsa hemen vurayım oraya koyayım. Çok uzağa gitmemiş olurum. Benim de işime gelir. Ama gerekirse birden fazla inek bile alabilirim bir kere de. Barara soğuk. Ölmem herhalde. Abi enerjim hala var aslında çeyrek enerji. Niye hemen gözlerini kapatıyor anlamıyorum. Bir gün uyumadık diye mi acaba? Böyle gezmek daha iyi. En azından hayvanları görebiliyorum böyle yaptığımda. Bak gördün mü ya? Tüh. Neyse öbür vurduğum hayvan bu civarda bir yerde olması lazım. Şuralarda. Onu bir bulayım, alayım, geleyim en kötü üstüme atayım.
Yolun kesiştiği bir yer vardı iki tane. Of, çok pis kar yağıyor lan. Önümü göremiyorum resmen. Neredeyim ben? Burada. Şu kesişme noktasındaydı o zaman herhalde. Ay, oraya da epey varmış lan. Gitmesem mi acaba? Aa, burası değil orası. Burası değil. Burada ayım var benim. Biraz uzak gittim. Böyle bayılacaksak biz ölürüz ha, ayı mayı denk gelirse. Şurada yatıyor ayı. Tilki mi kaçtı? Sanki öyle bir şey oldu gibi oldu. Aha, tilki. Al işte, nereye gidiyor mermi? Hava karardı yine. Oraya gitti diye sıktım ve oraya gitmiş. Güzel. Tamam, bir yaban domuzu kaç kilodur bilmiyorum. Diğer domuz da ileride bir yerde olması lazım. Okey, onu da alırım o zaman. Hem dur bir dur ya, Allah Allah, dur bir. Ne söylendi be, ne söylendi be? Bak istiyorum. Allah'ım, kısmete gel. Tamam, daha fazla aç gözlük etmeyelim. 48'de 48, iki tane yaban domuzu da aldım. Geyiğin üstüne koysam orada bir ayım var. Bulursam şansımı diğer hayvanlarda bulacağım. Aa, kış bitiyor. Karlar gidiyor. Allah'ım, ne istediysek oldu be. Şanslı bir bölüm. Kış mevsim bitti. Hepsini tabii traktörün arkasına atabilecek miyim ondan da emin değilim de. Gel canım, gel. Gel. Gel, tekmeyle vuralım. Şuraya bakın, barikat oluşturuyor. Ay, kaç kaç. Kaç benden. Ben tehlikeli adamım. Uzak dur benden. Kuzum. Sen ne yapıyorsun burada? Kaç git. O alet olsaydı kafasına bir tane koyacaktım. Düşecekti hayvan. Ha, burada da bir tane buldum. Büyük varmış. Tamam. Bunun da yeri burasıymış. Bunları alayım, yola koyayım en azından. Aldır aldı. Ay yok, al. Dur ya. Bunları yola koyayım, sonra onu alayım. Bu kadar hayvan da yani, ne bileyim. İlk defa böyle bir avcılık yapıyorum bu oyunda. Keyifli oluyormuş ama yani. Bütün mermiler tükettik tabi de. Şimdi hepsini traktöre yerleştirebilecek miyim işte? Asıl soru o. Ondan emin olamıyorum. Olursa harika olur. Olmazsa git gel yapacağım. Taksit olur. Asıl mevsim buymuş abi. Avcılık yapacaksanız ilkbaharda yapmanız gerekiyormuş. Bak, her yer hayvan dolu. Şöyle bir U şeklinde bırakalım. Ay 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 ay, dur 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 dur, güzel. Ne arızası ya? Ya ne demek arızalı? Ya abi, bir işimde rast gitsin benim. Bir işimde rast gitsin ya. Ne yapayım? Alan çok dardı. Şimdi tamir etmek için İngiliz anahtarı lazımdır kesin. Anahtarla tamir... Haydi. İhtiyacın olan ön... Abi, nasıl becerdik biz bunu ya? Ulan, tekerleğin ikisi de gitmiş. Of.
Bütün planım mahvoldu ya. Bütün planım mahvoldu şu anda ki. Oh. Lanet olsun ya. Lanet olsun ya. Eşek gibi kendim çekeceğim şimdi. Evet, yine çılgın bir şeyler deneyeceğim. Allah'ım seni yardım et. Ay, birinden et de aldım. 141 kilo diyor gerçi. Haydi. Haydi bakalım, yokuş aşağı. Bas 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 bas. Yağdır yağdır. Böyle götürürüm hızlıca. Bak, böyle etini alabiliyorsunuz. Oyunun bug'ı herhalde. Hatta gideceğim şimdi. Bütün hayvanların önce etini alacağım. Bug'ı varsa hazır para lazım. Yararlanırım. Yok demem. Geriye yanılmıyorsam bir tek ayım kaldı o tarafta. Onun dışındaki öbür hayvanlardan da taşıdım diye hatırlıyorum. Ayıyı da bu şekilde getireceğim. O da yokuş aşağı geliyor olması lazım yol üstünden. Bisikletle içeri kadar bir gireyim. Yeter. Bisiklet hayat kurtarır. Buyursunlar. Buyursunlar. Kaç kat oldu bu? Evet, kaldır var bak. Hayvanı kes. Bakın, böyle etini alabiliyorsunuz önceden. Ne alaka bilmiyorum. Hayvanı kesmeden kesebiliyorum ve şimdiden 25 tane et kazandım. Bunları da buraya koyayım. Son dakika götüreceğim. Bu alet edevatlar da kalsın. Gidiyorum ben. Bisikletimi de aldım. Son hayvan almaya. İnşallah sondur. Şuraya bak ya. Katliam. Bir tane de geyik varmış. Şimdi şunu şöyle bir şekilde park ettik. Bıraktık. Önce, hayır, önce ayıyı alacağım. Allah, yavaşladık iyice. Sonra geyiği de ekleyince herhalde bir 130-140 kilo olacağız aynı şekilde. Lanet olası traktör. Hiçbir işime yaramadı ne. Benim hatam, oradan döndürmeye çalışırken daracık bir yerden lastiğini patlattım durduk yere. Haydi bakayım. 132 kilo. Eve kadar götürsün yeter. Ne güzel bir mevsim bu ilkbahar. Mis gibi. Evime de geldim. Başlasın kesin. Bugüne yetişmeyiz. 12 olmuş. Bunca hayvanı kesene kadar ne enerji kalır ne de vakit. İnek, sen de mi kesime girmek istiyorsun? Ne yapıyorsun? Ölmüşlerine... Allah dur. Ne yapıyorsun canım benim? Ha? Çık oradan ya. Şunları da şöyle keseyim mi? Önce seninle başlayalım. Ya çık çık, seni de keserim bak. 4 tane yaban domuzu var. 2 tane mi 3 tane geyik var. Gerisi ceylan. Kes hocam. Başla. Çok susadım. Yemek yiyip gelsem yeter herhalde. Tamam tamam. Yemek yok, su için. Saat 15 oldu bile. Haydi bismillah. Kes. Kes. Sonunda inek akıllarında vazgeçti. Tamam, etler de çoğalıyor. Şunları boşaltayım iyicene. Oh. Deriler. Yaban domuzları. Şundan mı oluyordu? Birinde F gözüktü gibi. Üç et, üç ettir hocam. Bak, alt ette buradan aldık.
Kullan. Haydi bakalım. Bismillah. Kes. Karakter Amirim ölmedi Allah'tan hala. Son 3 4 hayvan. Bundan sonra son 3. İdare et. 12'ymiş. Allah açlık. Açlık geldi. Cebri Çiğ et diyeceğim ya en son. İdare edemedin ha. Son iki Bunlar hayvan kalmıştı bir de üstüne. Ay nazı bitmedi, derdi bitmedi karakter. Bitir. Yarın da pazara gideceğiz direkt. Ama eti azalıyor galiba. Normalde bu kadar çıkmaz. Daha fazla çıkması lazım et. Biz öncesinden kestiğimiz için daha az çıkıyor et bu sefer de. Öyle tahmin ediyorum kabaca. Tavuklar. Şunu da alayım. Hepsini al. Bunu da al. Atları, inekler. Var mı hocam burada? Ben yine ne olur ne olmaza koyayım. At da aç kalmasın. Tavuklar hiç aç kalmasın. Bunlar bana yumurta veriyor. Yumurtaları da satacağım zaten gidip. İyi aç değiller. Henüz aç değil diyor. Ama bir tane yumurta için de uğraştırmayın beni ya. Evet, artık satışa gidebiliriz. Hemen sabah olmadan yatalım. Saat 3.30'muş. Vakit bu saatlerden sonra çok hızlı geçiyor. 8.30 diyelim. 5 saat uyku. Enerjiyi fuller. Ondan sonra etimi alacağım. Yumurtaların tamamını alacağım. Hedefim dediğim gibi 2 tane alabilmek. Alabilirsek harika olur. Normal etten de bir tane kalmış. Jambon dilimi 25 tane. Bunları kestik ama sandviç için kullanmadık. Pişmiş balık var. Bu eti de al. Yumurtaları da al. Üf, bak şimdi para getireceğim. Hava ve mevsim güzelken aslında diğer işlemleri de halledebilirdim de. Sen şunu bir al. Şu etler bana bir ver. Şimdiden 124 kilo olduk. Aa, buradan bisiklet yürür herhalde. 159 kilo. Daha alacağım bir şey yok. Az kaldı, az kaldı. Hadi uzandım. Hadi. Şey evden çıkana kadar zorlanacağım. Sonrasında hızlanırım. Burada hafif bir tümsek gibi bir şey var çünkü. Çık 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 önümden. Çık. Gıt gıdak be. Ah, kendim atmasaydım gelemezdim bu kadar hızlı. Dayı, sana yine et getirdim. Bayağı bir et ama. Yani yıllık stok belki. Konuşalım mı ha? 104 tane ete ne dersin? 1400 dersin. 700, 280. Uf, zenginiz ya. Vallahi zenginiz. Oh. Oh. 6000. Bu yumurtalar da sattım mı? Mis. Arkadaşlar av yapın ya. Uğraşmayın hurdayla murdayla ha. Yani yumurtalar çok ucuza gidiyor ama. Şimdi gelsin inecikler. Alayım hocam. İki tane inek istiyorum ben. Ama günlük bir tane alabiliyorum değil mi? Yazık ettin. Yazık. Kendinden çok bana. Bir tane daha büyük yemlik almayacağım. İleride alabilirim. Şimdi sür diyorum. Sen beni takip ediyorsun, tamam mı? Buna binsem beni takip etmeye devam edecek mi misal? Bakayım.
takip etmeye devam ediyor. Sonra ışınlıyorum kendimi çiftliğe. Ve inek de geliyor mu? Test edelim bunu. Allah'ım. Ağzıma girdi inek. Oo, buzağı da büyüyor. Oh be, güzel bölüm oldu. En azından yarım kalmadan bitirmiş oldum. Şimdi hemencik bir ineğimizi sağalım. Benim bir şey nerede ya? Kovam nerede kız? İçeri öbür şeye mi koydum? Lan burada da yok kovam. Kardeş seni sağacağım birazdan. Sürmeyi bir bırakayım. Sen araba mısın? Hayda, benim kovam nerede? Aa, gözden mi kaçırdım? Çünkü alelacele hemen buraya attım diye hatırlıyorum kovayı. Şu an gözüm görmüyor. Hayda, abi kova yok bildiğin ya. Kovayı kaybettim. Yere falan mı attım? Yapsam yaparım çünkü öyle şeylerde. Abi jib kova. Kova masraf çıkıyor bize. Hep kova masraf. Abi bir tane daha verir misin yoksa yarın mı? Yarın mı gelelim? Yarın gel diyor. Tamam, yarınsa yarın. Ata falan boşuna para verdim ya. Şu an çok bir yer işi de yapmıyorum. Bir sonraki bölümde artık onu da yapacağım hayırlısıyla. En son şu ekim görevleri vardı. Yulaftır vesairedir. Ne yapıyorsun anne sömürücüsü? Yenisi bu mu? Eski yeni burada. Ha. Sür değil. Süt sağ. Bak direkt doğum yapabiliyorum ya. Henüz aç değil. Bakayım şöyle ya. Ne oldu? Malamı mı ağladın sen? Versene süt canım benim. Heh. Yani soru işareti olunca dedim ne alaka? Ay çok çok özür diliyorum. Ne yaptım orada bilmiyorum ama. Kovadan iç. Allah'ım. Sütle karıştırdık ya. Harbiden sütle karıştırılabiliyor mu acaba? Ah, kamera açım. Full yukarıya da gelmemesi lazım. Yani tam maksimum hızda da yapmamamız gerekiyor. Artık her gün bunu sağacağım. Ya da 2-3 günde bir mi artık bilmiyorum. Nasıl olursa ama doğurtmayacağım şimdilik. Şu süt görevini bitirene kadar en azından. Muhtemelen sütten sonra şey diyecek, tereyağı diyecek. Ne oldu ya? Ya bir dur canım. Bir alamadık şu azıcık kalan sütünü. Yüzde sıfırlanıyor mu yine? Aa. En azından daha hızlı ilerliyor yüzde. Sonunda be. Tamam, evet. Artık bu bölümde gönül rahatlığıyla tamamlayabilirim. Bir tane daha ineğimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Kovayı inşallah kaybetmem. İnşallah. Burada oyunu da kaydedeyim. Görevlere bakıldığında ineği sağda 8'de 4. Yarısına geldik. Tekla. Neyi? Kocam yaşamıyor. Ha burada. Dedim ne oluyor kocam yaşamıyor falan. Gel beni. Başka konulara gidiyor sandım. Evet, videoları beğenin. Düşüncelerinizi yorumlarınızın. Tez zamanda kamerayla beraber geri döneceğim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.